Merhabalar hocam, nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim. Herkese hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar hocam, sağ olun. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Biz onlar adına alıyoruz hocam sizin selamınızı. Hocam öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizi gördük, hoş bulduk. Çok mutlu olduk. Ben de. Yalnız siz de perteminyallar sanki karşı karşıyaymışım gibi. Evet, biz şu an bütün perteminyal gençlerini temsil ediyoruz, mezunlarını temsil ediyoruz. Siz de bizim hala o günkü gibi hocamızsınız. Eyvallah. Yalnız format alışık olmadığınız cinsten olabilir. Çünkü bugünkü soruları biz soracağız. Tamam, sınav yapacaksınız yani. Siz soru sormak isterseniz de parmak kaldıracakmışsınız. Muş. Hocam. Biz ara ara sizin incilerinizi buraya dökeceğiz yalnız. Bakalım. Artık siz sınav yerine geçtiniz. Hayır, beni terleteceksiniz yani, niyetiniz o. Hocam terletmek demeyelim. Biz zaten çok heyecanlıyız. Aslında dün de hep bir önce bir canlı yayın yaptık, bir demosunu yaptık ama bugün ayrı bir heyecanmış. Çünkü herkes ve o kadar seviliyorsunuz ki hocam. Yani herkes tabii ki izleyeceğiz, tabii ki katılacağız. Şahane, çok güzel diye yorumlar yaptı. Derneğe de tüm bu söyleşiler için, ayrıca karı koca bizi bir perteniyelli olarak da aidiyet hissini de çok güçlendirdiği için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle biliyorsunuz çok nadir deneyimlenebilecek bir sürecin içinden geçiyoruz. Covid salgını mevcut, pandemi ilan edildi. Bu süreç hepimize bazı şeyler yaşattı. Önlemler aldırdı, düşüncelerimizi değiştirdi, evde bir süre hapsolmamıza sebebiyet verdi. Bu süreçte neler deneyimlediniz, neler yaptınız? İlk zamanlarda bayağı panikledik, evden dışarı çıkmadık, korktuk. Ama zamanla kanıksadık yani, dışarı çıkar olduk. Gene de işim olmadı mı çıkmıyorum. Maske takıyorum ama arabanın içinde bile takamıyorum. Yani maske kesinlikle alışamadım. Ama takmak zorundayım. Takıyorum çünkü camiye giderken falan camide takıyorum. Nereye gidersen giderim takıyorum. Ama alışamadım. Bu arada birçok şeyleri, hani gezileri, tatil gibi şeyleri iptal ettik. Veya memlekete gidemedim, gidemeyeceğim herhalde. Bilemiyoruz. Çünkü bu virüs hani toplam bir gram diyorlar, dünyadaki virüsün toplam dünyayı esir aldı. Tedbirliyiz. Tedbirliyiz. Hep İstanbul'da mı geçirdiniz? Tabii İstanbul'da. Çünkü zaten bu ayın başına kadar dersler devam etti. Gerçi Anadolu'dan da ders verebilirdik ama biz evden verdik, bir yere gitmedik yani. Bu sene benim bir uzun yolculuk çıkmıştı Arabistan'a, o da gidemedik, olmayacak. Kısmet hocam. Kısmet olsun. Evet. İnşallah sağlıklı olsun, daha güzel zamanlar. Amenna, inşallah. İnşallah. Yani koronavirüs bizi eve yarı yarıya hapsetti ama ufak tefek kaçmak yapıyoruz. Peki neler düşündürdü? Bir iç yolculuk oldu mu sizde de? Birçok insanın böyle hayattaki bazı görüşleri değiştiği, bazı yaşantı tarzları değiştiği, sağlığına daha çok dikkat eden var, spor yapan var, her şeyi önemsiz gibi görmeye başlayanlar. Şimdi her şey sonu değil mutlaka. Hayat devam ediyor. Biz bir de tevekkül sahibiyiz yani, Allah'a inanıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz yalnız. Bak ne dedim, maskesiz çıkmıyorum dedim. Tedbirimi ondan sonra Allah'a havale ediyoruz. Mesela benim yeni bir şey, hayattan kopmadım, bu kesin. Ama biraz hantallaşır gibi olduğumu düşün. Çünkü evden çıkmıyoruz, yürüyüş yapmıyoruz. Ben günde 7-8 bin adım normal yürüyen birisiydim. Bu sefer ne yapayım? Sabah spor yapmaya başladım. Hem de bir aydır kesintisiz. Önce bir 5 bin adım, 6 bin adım yürüyorum. Ondan sonra aletli o parklardaki şeylerden yapıyorum. Toplam bir saat çok iyi geldi. Hocam tebrikler, harika. Harikasınız ya. Spor gündemini vazgeçmeyecek şekilde aldık yani. Valla çok iyi geldi o. Omzumda hafif bir ağrı vardı, o bile geçti. Oh ne güzel hocam, fizik tedavi olmuş. Kilo aldık mı hocam bu süreçte? Yok. Göbek biraz büyüdü ama yok. O olur harika. Hocam. 35 senedir 76 kiloyum. Maşallah hocam. Maşallah. Ya. Kaç kitap bitirdiniz hocam bu esnada? Bayağı okudum. İlk zamanlar daha çok okuyordum. Şu sıralar tembelleştim, yalan yok. Şu sıralar tembelleştim. Güzel geçirilmiş bir süreç olmuş sizin için. Sağlığınız. Yani
Bayağı güzel kitaplar. Ramazan'da bilen çok okuduk. Şu sıra tembellersin, yalan yok. Evet. Olur hocam. İnişler çıkışlar oluyor. Çok normal. Herkes için geçerli. Evet. Birçok insan için birçok süreç geçerli. Sizin perteniyal süreçlerinize geçelim. Aslında biz sizi perteniyalde tanıyoruz. Yani orada tanıdık, orada bildik, orada hocamız olarak bildik ama biraz kendinizden bahsetseniz, nerelisiniz, nerede doğdunuz ve işte perteniyal lisesine kaç senesinde geldiniz, ne kadar öğretmenlik yaptınız? Şimdi ben bu sene lise 1'de derse gelenlere ben de öğretmenliğe başladım da dinozorlar var diyordum. Öyle daha. Çünkü ben 57 doğumluyum. Antalya Akseki, Çimi Köyü. Antalyalıyım. 76'da öğretmen oldum. 1976'da. İlkokul öğretmen oldum. O zaman öğretmen okulu mezunlar. Edirne öğretmen okulu mezunuydum. Öğretmen olabiliyordu. Ondan sonra üniversiteyi okudum ve öğretmenliği de İstanbul'a tayin ettirebildim. Hem öğretmenlik yaptık hem okuduk. İkinci öğretimde 80'de Sağmazyar Lisesi, 97'de Perteminal Lisesi'ne geçtim. 97'de 2016'ya kadar Perteminal'da 19 sene çalıştım. Sonra biliyorsunuz, duymuşsun, rotasyon oldu. Evet. Bu bir sene İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde görevlendirme, 3 senedir de Çemberitaş Anadolu Lisesi'nde öğretmenliğe devam ediyoruz. Yani en fazla 2 sene sonra kovacaklar. Artık ne kadar gidecek bilmiyoruz. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Yani Perteminal Çemberitaş'ta iyi, Sağmazlar'da iyiydi ama Perteminal'ın yeri ayrı. Oradaki öğrencilerin, çevrenin, Perteminal'ın kendi ismi bile güzel bir yeri var bende. Bunu bilinsin. Ne düşünüyorsunuz? Yani oradaki öğretmenlik ve yani öğretmen-öğrenci ilişkisiyle Perteminal'deki arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Ya şöyle bir şey. Mesela ben daha önceki yıllarda Perteminal'a gelmeden önce idareciydim. 60 kişilik sınıf ve not oranı hani 5'e göre 1,5-2 arasında bir şey. Yani ders geçme şeyi pek olmayan, sırf okula gidip gelen öğrenciler genelde iyiydi. Ama Perteminal gelmeden şöyle bir şey olmuştu. 1996'da bir dershanede hocam dedi, biz de sınav yapacağız, gel dedi, katılımcı yani gözetmen ol, sana bir ücret verelim dediler. Gittim, bu Perteminal'ın karşısında bir şey vardı, dershane. Gittim, dediler ki şurası, dediler, daha Perteminal'a tayin imanim yok. Ama düşünüyorum, dediler ki bak şu Perteminal'ı öğreneceğiz, sen oraya sınava gir. Bir girdim, birden tuhaf oldum, adam gibi öğrenci. Soru yapıyor, yaramaza alışmışız ya. Yaramaz çocuklar, ders çalışmayan, notu bilmeyen çocuklar. O kadar güzel, ulan dedim, böyle öğrenciler öğretmenlik yapmak isterdim dedim. Bir sene sonra nasip oldu. Çok da iyi oldu. Peki, perteniyalli öğrenciler yaramaz değildir mi diyorsunuz? Ya şöyle bir şey, zeki çocuk da yaramaz olur. Ama hele o şey vardı bir. Süper lise zamanı vardı sizden önce. Evet. Orada öğrenci nota göre geliyor diye. O nota göre gelen öğrenciler çok daha disiplinli, çok daha tertipliydi. Bir not alışları vardı. İdeal ya, çok mükemmeldi. Sonra Anadolu Lisesi olunca zeka ön plana çıktı. Çalışkanlık değil de orada yaramazlar da ufak tefek ortaya çıkmaya başladı ama güzel. Güzel çocuğun yaramazlığı da güzel olur. O problem olmuyor. Hocam hiç kızmıyordunuz ki zaten. Yani neler yaptık kim bilir. Ben kızdırmıyordum. Sen beni Sağmazyar Lisesi'ne görseniz. Ama hocam, orada kendine göre şeyleri var. Hatta Sağmazyar Lisesi'nden bir öğrencinin kızı Perteminal'da öğrencim oldu. Şimdi birbirini anlatıyor. Beni kızı anlatıyor, babası anlatıyor. İkisi de kabul etmiyor. O diyor ki Mustafa Hoca o değil diyor. Ya çünkü Perteminal gerçekten beni değiştirdi. Ne güzel hocam. Süper. Ya bunu duymak. Beni değiştirdi çünkü çok çok iyi. Yani çünkü şu var, öğretmenlikte zevk alırsan verimli olursun. Alıyorduk dersi, anlattığın dersi çocuk görüyor, anlıyor, anladığını görüyorsun. Yetiyor o sana. Yetiyor. Ama herkes niyetinizi de hatırlıyor hocam.
Herkes sizi öğrencilerinizle olan samimi ilişkilerinizle hatırlıyor. Hatta iki sözcüğün altında başlık açmışlar. Orada bile yazan tek şey kız erkek ayırt etmeksizin herkesle samimi oluşuydu. Ya ben tabii elinden geldiği kadar bir şeyler vermeye çalışıyorum. Yani evlat yetiştirmeye çalışıyorum. Anasına, babasına hayırlı, vatana hayırlı evlat yetiştirmeye çalışıyorum. İyi niyetli olduğumu düşünüyorum. Olmaya çalışıyorum. Sen iyi niyetli olsan karşısındaki de görür bunu. Görüyorsunuz. Peki o günlerden keyifli, güzel, hüzünlü hatırladığın anılardan birkaç bahseder miyiz? Keyifli, hüzünlü çok. Hüzünlü pek yok da keyifli çok. Mesela yani çocukların bir gün sizin sınıfta şeyin Taner'in değil. Altıcı'da. Çocukları dışarı çıkardım. 6-5 çocuğu dışarı çıkardım. Niye çıkardım hatırlamıyorum. Dışarı çıkardım. Sonra bir kapıda tıkırtı var. Derse devam ediyorum. Kapıda tıkırtı var. Açın bakın kapının ağzına ders dinliyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani dışarı çıkar. Hadi çıkın sizi de dersin. Yahut da şöyle oldu. Geç kaldıra almadım. Herhalde öyle oldu. Hani bazen geç kaldık ben almıyordum ya. Evet. Benden sonra tam zamanda giriyordum derse benden sonra gene almıyordum. Geç kaldı almadım. Almıyorum dedim. Kapının ağzına beni dinliyorlarmış. Çok hoşuma gidiyor. Unutmadığım bir şey. Mesela bir gün bu 2005'te bir dershaneyle anlaşmıştık. İyi ki vazgeçmişim. Emeklilik dilekçesini verdim. Sınıfın birinde öğrenmişler. Tabii yerin kulağı var. Öğrenmişler. Çocuklar hocam emekli mi olacaksınız? Ken küm ediyorum. Açıklamak istemiyorum çünkü orada çocukların iyi kötü davranışları neyse uzatmayayım. Kız çocuğunun biri kapının ağzına yatı gitti. Lan kafayı mı üşüttün sen dedim ya ne yapıyorsun? Hocam siz dedi geri alacağınızı dilekçeyi dedi söz veriyorum kalkmayacağım. Yalan yanlış. Kalkmadı sonra tamam dedim hocam yalan söylüyorsunuz ama dedi. Bunu söyledi. Hadi dedi kalkayım dedi. İnanmamışlar. Gerçekten almamıştım dilekçeyi. Sırf onu kaldırmak için söylemiştim. Demek ki yüz hareketlerimden, mimiklerimden yalan olduğunu da fark etmişler. Neyse iki gün sonra bir baktım. İdareciydim ya biliyorsunuz. Bütün sınıf odama gelmiş. Yere oturuyor. Ne yapıyorsun çocuklar? Hocam siz sözü, gerçek sözü vermedikten sonra kalkmayacağız dediler. La havlu ve la. Dedim tamam dedim. Gittim hemen. Dilekçeyi geri aldım. İyi ki almışım. Hocam, 15 yılda çok güzel öğretmenlik geçti ya. O biziz. İlk kapınıza oturan Ezgi. Ezgi Öztürk Aydın. Şu an Tarık'a gidiyorsunuz. İlk kapınıza oturan Ezgi. Sonra da bütün sınıf gelip odanızda yere oturan da bizim sınıf. Biz de. Biliyorum canım sizin sınıfın. Ne güzeldi ya. Hiç unutmadığım şeyler. Çok çok farklı bir andı hocam o. Yani dün Ezgi'ye de detaylıca konuştuk. Yani çok acayip bir andı. Çünkü hani bizim için de çok inanılmaz bir şey. Çünkü siz bizi bütün lise hayatınız boyunca hiç bırakmadınız. Yani sınıf öğretmenliğimizi aldınız. Ne olsa size geldik. Kimin ailesinde ne sıkıntı olsa siz el attınız. Ve de yani hani böyle sizinle o kadar kaynaştığımızı hissediyorduk ki biz. Hani kızlarınızı tanıyorduk, biliyorduk. Kızlarınızın isimlerini biliyorduk. Onların halini, hatırını soruyorduk. Biri rahatsızlanıyordu. Ondan haberimiz oluyordu. Çünkü bu sadece bizim hani sizi tanımak istememizle ilgili değil. Sizin kendinizi paylaşmak istemenizle de alakalı. Yani kızlarınızı, eşinizi hepsini tanıyorduk, biliyorduk. Ve hani rahatsız mı, başka bir yere mi girecek onu soruyorduk. Siz bizim ailem, ben evlatlarım diyorum hepinize. Evet. Hep evlatlarım diyorum. Başka bir şey gerek yok açıklama. Evlat. Bir de sizi yani istemiyorum diyordunuz. Sevmiyorum. O çıkıntı bazı. Ya şimdi ders anlatırken çocuklar gözler parlıyordu. O parıldama, o sevecenlik karşısında ben eziliyordum. İşte ya laf olsun diye bir şey atıyordum. Ben seni sevmiyorum, sevmiyorum diyordum. İyi ki sizi tanıdık. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki gitmediniz. En azından şu rotasyon adı altındaki süreç olana kadar Perteniyel'e gelmiş, Perteniyel'den geçmiş insanlar sizi tanıdı. Sizden ders aldı. O yüzden bu çok kıymetli bir şey. Yani bu sadece biz sizi kaybetmek istemiyoruz gibi değil. Hani bizim sınıf gibi değil ya da bizim dönem gibi değil. Bizden sonraki nesillere de kendi adımıza küçük bir yatırım yapmış olduk. Yani o çok kıymetli olan.
Siz kıymetlisiniz. O tabii yani. Sizin düşünceniz, güzel düşünceniz. Teşekkür ederim ama her şey nasiple ilgili. Ben memnunum öğretmenliğe devam etmemde. Hani çünkü her şey para değildir. Her şey para değildir. İnsan yetiştirmek önemlidir. Ben çok memnunum. İyi ki bana o hareket yaptınız, beni engellediniz. Hocam iyi ki biz de yani Pertemiyal'le katkı sağlayarak devam ettiniz. Aslında evet biz Pertemiyal mezunları olarak çok gururla ve çok büyük bir sevgiyle, aşkla geliyoruz okulumuza ama yani Pertemiyal'i Pertemiyal yapan hani birçok hocamız birçok söyleşide bahsetmişler sağ olsunlar ama orayı okul yapan şey aslında öğretmenlerdir. Bize verilen disiplindir. Hocadan sonra sınıfa girilmeyecekse hocadan sonra sınıfa girilmeyecektir. Yani bu bazı kurallar vardır. Belki evimizde bile bazılarını aşıyor olabiliriz. Ama orada okuldayken çok bambaşka bir disiplin aldık. Ve bunu sizin sayenizde yani bu sadece hani evet. Oradaki öğrencilerin çok zeki olarak gelmeleri, puanları vesaireleri değil. Biz vazifemizi yaptık. Elimizden geldiği kadar güzel olmaya çalıştık. Çok çok teşekkür ederim. Evet. O zaman ben şeyi geçeceğim. Bir tarihçisi olarak tarihte beğendiğiniz, sevdiğiniz ya da bu kişi idoldür dediğiniz biri var mıdır tarihte kahramanlar arasında ya da yaşayan? Ya mutlaka biri? Zaten biz tarih dersini verirken tarih bir örnektir. Tarihteki kahramanları hayatlarını inceleyerek o kendimize örnek alırız diye ben tarihi öğretiyorum. Birinci ido yani tartışılmaz şekilde Hazreti Peygamber'dir. Yani Muhammed'dir. Mustafa Kemal idoldur. Yani çünkü o Kurtuluş Savaşı öncesi umut var olması, ülkesine güvenmesi ve cesareti ve Türk milletini o yani işgal edilmiş ülkedeki insanları, toplumu harekete geçirmesi, yüreklendirmesi başlı başına bir örnek alınacak kişiliktir. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya kurulması idoldur yani. Anlayacak bir örnektir. Bunun dışında Fatih Sultan Mehmet mesela hem devlet adamı olarak hem de asker olarak başarılıdır. Bir sürü yenilikler getirmiştir. Mesela getirdiği yenilikler fazla uzun tarihe girmek istemiyorum. Can Avcı kardeşini öldürme kanunu getirmiştir. Kardeşini, çocuğunu öldürme kanunu çıkarmıştır. Acı bir şeydir bu. Şerian da doğru değildir. Ama devletin ömrünü uzatmıştır. Devletin ömrünü uzatmıştır. Yani mesela Pertemiyal Valide Sultan ne olur? Pek idolüm değil. Pertemiyal Lisesi gibi okulların, özellikle tabii ki Pertemiyal Lisesi'nin ama bu tarz okulların sizce Türkiye'de ve dünyada önemi nedir? Yani bu tarz okulların var olmasının, var olmaya devam etmesi gerekliliğinin. Ya şimdi bu bir misyon okul olabilir. Ama Pertemiyal Lisesi farkı şu. Gerçekten Pertemiyal Lisesi öğrencisi okuluna çok seviyor. Eski öğrenciler, yeni öğrenciler. Hiçbir okulun 50 sene önceki, 20 sene önceki mezun gelip de törenlere katıldı pek görülmemişti. Bu okul çok farklı. Bu aidiyet duygusunu çok iyi geliştirmiş. Çok iyi geliştirmiş. Çok başarılı olmuş. Yani öğretmen de ben Pertemiyal'da öğretmenim demekten haz duyuyor, gurur duyuyor. Mutlaka. Ama şu var. Pertemiyal Lisesi bütün Türkiye'deki okullar iyi olması temennimizdir ama yani farklı. Biraz ilk girişte o dershane şeyinde gördün mü? Öğrenci daha dışarıdayken kendini hissettiriyor. Farkını. Dışarıdayken. Ya bir tane şey daha anlatayım. Şimdi evet. Okuldan çıktım. Okuldan çıktım. Yok öğleden sonra dersim yok. Bezneciler deyim veyahut da Beyazıt deyim okula doğru geliyorum. Tam okulun çıkış saati. Tam okulun çıkış saati. Öğrenciler de dershaneye gidiyor. Cağaloğlu'nda bir şeyde bizim okulun orada şimdi okulun Semberitaş'ta bir dershane vardı. Öğrenciler karşıya öğrenci öyle bir refleks gösteriyor. Hocam, 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 hocam. Hepsi sırayla. Arkamdan biri beni takip ediyormuş. Yahu dedi sen ne mübarek insan mısın dedi. Öğrenciler o davranışlar adamı çok dikkatini çekmiş. Sen ne mübarek insan mısın dedi. Böyle okulların olması lazım. Ama şu var,
Ben öğretmenlerimi küçümsemiyorum. Ama bu okulda öğretmenleri seçeceksin. Yani öğretmenleri seçeceksin. Öğretmen yetiştirir öğrenciyi. Evet. Değil mi? Evet. Öğretmen okulu yetiştirir. Okulu da öğretmen disipline eder aynı şekilde. Aydın önce şeyi sordu. Hani pertemiyel öğrencilerini neden ayırıyorsunuz? Nasıl ayırıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi ya pertemiyel öğrencisi dedim ya her şeyiyle yahşiydi. Yahşi. Yahşi. Onun için kendi ayırt ettiriyor. Yani biz ayırt etmiyoruz onu. Kendi ayırt ettiriyor. Orada şey yok. Yani sıkıntı yok. O kendisi beğendiriyor. Hani biz onun için bir emek harcamıyoruz. Kendi ortaya çıkıyor. Dedim ya dershaneye gittiğinde ne güzel öğrenci. Kendisi orada daha kendisini gösterdi. Daha bir sınav sırasında. Yani şimdi ben yazılı sırasında bir gün dersi işliyorum. Trafik dersi. Sizden sonra trafik dersine de girdim. Çocuklar dedim 10 dakika ders, yarım saat test çözeceksiniz dedim. 12. sınıflara ders veriyorum. Ha, sınava girecek sene değil mi? 12. sınıf tabii 6 ay sonra 5 ay sonra üniversite sınavına girecek. Evet. Çocuklar hiç hayır hocam demiyorlar tamam. 6-7 dakika ama trafik de önemli biliyorsunuz. Trafik dersini veriyoruz. Çok da zevkli oluyordu. 10 dakika bir test çözüyorlar. Yani kalem değil de biz iğne düşse duyulur. Değil mi? Süper. İğne o kadar sakin. Şimdi bir gün Zekeriya Hoca kapıyı çaldı. Kimse yok zannetmiş. O kadar sessiz ki. Bayıldı. Çocukların böyle huşu içinde zevkle test çözümü. Ben de bu hiçbir şeyle tartılmaz. Evet. Sorumluluk sahibi olmakla da alakalı galiba hocam. Yani sadece zeka vesaire değil. Sorumluluk sahibi olmak ve hayatta bazı hedeflerinin olması da bu konuda bence etkili. Hani bizim ekiplerde ya da diğer tenerlerin döneminde de benim gördüğüm ve diğer tüm pertemiyelden yetişen arkadaşlarımda da gördüğüm şey aslında belli sorumlulukları sahibi olmaktan geliyor. Evet bir zeka var, evet bir hayat enerjisi var, yaramazlık var, hepsi var ama hani hayatta bir yandan akıyor ve ona da ayak uyduruyoruz. Ve çok şükür yani şu an geldiğimiz yerlerde de biz sürekli olarak birbirimize destek vermeye çalışıyoruz. Bir pertemiyelli görünce konu çok değişiyor yani. Hani o ortamda bir pertemiyellinin olması. Tabii evet. Ben bunu biraz da şeye de bağlıyorum. Yani dernek çalışmalarının da olmasına. Çünkü hani mezuniyetten sonraki aidiyet biraz da dernekle beraber oluyor. Siz ya mutlaka arada bir top olması lazım gereken bir şey ama bunu herkes yapamaz yani o ayrı bir şey. Mesela bütün okullar bir mezunlar derneği kurmak ister. Ama o var bizim eski okul Samancılı'sız bir sefer pilav günü yaptı. İkincisini yapamadı. Bir sefer pilav günü yaptı, ikincisi yapamadı. Yıllık çoğu okul ben 1991'de çıkarmıştım bir Samancı Lisesi'nde. İkincisi çıkan olmadı. Biri yukarı diyor, biri aşağı diyor. Ama pertemiyel mesela bunlar çok iyi beceriyor. Bu da neden? Mezunların okuluna sahip çıkmasından. Bir ruh, pertemiyel ruhu olmuş. Evet. İnşallah yani devam et. Şeyle beraber de mesela ben bu yayınlardan çok keyif alıyorum. Yani hocalarımı görmekten, mezunları tanımaktan da yani. Çünkü eğer hani sadece mezun olup pilav günlerinde karşılaşmaksa konu hani pilav günleri bile aslında bence çok yeterli değil. Çünkü orada tanıdıklarımızın yanına gidiyoruz. Pilavı kovalıyoruz. Şurayı yakalıyoruz falan derken hani böyle bir harala gürele fotoğraf çekiyoruz ediyoruz çıkıyoruz gibi oluyor. Ama bu tarz yayınlar ve hani derneğe gidip gelmeler vesaireler bence o aidiyet hissini de çok arttırıyor. Çünkü insan olarak hani en genel anlamda hepimizin bir ait olma ihtiyacı var Maslow bilgisinden. Dolayısıyla o ihtiyacı bir liseyle yani bir de lise dönemi öyle bir şey ki yani, üniversitede biz böyle arkadaşlıklar kuramadık. Lisedeki arkadaşlıklar çok başka, çok saf, çok doğal. Dolayısıyla oraya hani oranın aidiyet hissi daha da başka oluyor. Ve bu hani bu süreçleri de dernekler, işte vakıflar. Bu arada bir haber geldi az önce. Seyhan Cengiz yeniden vakıf başkanı seçilmiş. Okudum. Dikkatimi de dağıtır gibi oldu. Hayırlı olsun diye Seyhan Hoca için.
Evet. Peki, evet, isabet olmuş. Evet, çok güzel olmuş. İsabet olmuş bence. Önerileriniz ya da beklentileriniz var mı dernekten bu bağlılığı daha ilelebet kılmak için? Ya şimdi bu konularda yorum yapacak şeyim yok. Hazırlığım yok diyelim. Başarılar dilemekten başka. Çünkü böyle şeyler fedakar insanların gayretleriyle olur. Evet, kesinlikle. Evet, fedakar insanların gayretleriyle olur. Bir de sadece fedakarlık yetmez. Azim de olacak. Biraz da yetenek de olacak. Çünkü yani bir sürü vakıf, bir sürü dernek var. Olmuyor. İnşallah bu pertemler yürüyor. Arada bir okuldan yayan gidiyorum şeye ziyaret etmek için. Aydan'ı veyahut da Zekeriya Hoca'yı veyahut da Mustafa Hoca Atki'yi şimdiki çok değişti kadro biliyorsunuz. Çok. Öğretmen, 3-4 tane öğretmen görüyorum eskilerden. O da rast gelirse. Değişti ama yapacak bir şey yok burada. Evet. Yani değiştiğim olmasaydı belki daha iyi olurdu ama. Biz birbirimizi bırakmadığımız sürece sorun yok hocam. Yani aynen öyle. Biz birbirimizi bırakmayacağız. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Gerisi önemli değil. Kalpleriniz çok kırıldı ben biliyorum. Yani ayrı ayrı her hocamdan. Her biraz o süreç ilk gönderilme süreci biraz tam istediğiniz gibi olmadı. Yani evet. Bir devletin tercihi ama konumuz dışı diyelim. Evet. Aslında bu arada bizim bütün sorularımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Doğrusunu söylemek zaten sürede old bakayım bir kopya çekeyim. Hocam kopya çekiyorsunuz. 45 dakika olmuş. Saate hocam, bakmak yapmayın. Saate bakmak için kopya dedim ya. Son olarak mezunlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tavsiyeleriniz var mı? Ya tavsiye elbette bütün mezunlara veya okuyanlara başarılı bir ömür, sağlıklı bir ömür diliyorum. Huzurlu bir ömür diliyorum. Amin. Yani insanlar çok büyük beklentisine girmesin. Sade bir hayat hepsinden güzeldir. Ben tek maaşla ev geçindirdim. Hiçbir şikayetim olmadı. 3 tane çocuk okuttum. İkisini evlendirdim. Biri eldi kulağında. Hiçbir sıkıntım olmadı. Yani az da rahat mutlu olunabilir. Bunları tavsiye ediyorum. Kanaatkar olsunlar. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Hocam siz bir maaşla 3 kız büyütmediniz bu arada. Siz pertemiyelde olduğunuz sürece büyüttüğünüz, destek olduğunuz, eyvallah. Geldiğinde ailesinde problem olduğunda gidip ailesinin evine onlara ulaştığınız, yardım ettiğiniz herkesi büyüttünüz. Dolayısıyla o bir maaş çok bereketli maaştır yani. Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki varsınız. Ben de teşekkür ederim. O kadar güzel yorumlar geliyor ki, o kadar güzel. Herkes sizinle anısını hatırlıyor, hatırlatıyor. Her şey, herkes bir şeyler ekliyor alttan. O kadar güzel, o kadar keyifli bir yayın oldu ki. Ve evet. Son olarak Merve'nin yazdığını da okudum. Ünlü sözünüzü hatırlatmış. Olmayanlar parmak kaldırsın diye. Evet. Sınıfa girip de yoklama yaparken olmayanlar parmak kaldırsın derdiniz. Olmayanların çok şey kaçırdığı bir yayını daha bitirmek üzereyiz hocam. Çok evet. Teşekkür ederiz. Ağzınız ben de teşekkür sağ ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Siz de iyi ki varsınız. Tekrar görüşmek üzere. Görüşeceğiz çok hocam. Mangal sözünüz var yani. Tamam. Sözdür. Ağızdan çıkar. Hadi çıktık. Allah'a emanet olun. Hocam. Tamam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Sağ olun. Mustafa hocamızı yayından aldıktan sonra biz Karı Koca Pertemiyeliler olarak Pertemiyel Endişenler Derneği'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Yıllıklarımızı da buraya koyduk. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizce çok keyifli bir yayın oldu. Biz çok mutlu olduk, çok gurur duyduk. Ömrümüzün sonuna kadar da saklayacağız bu yayını. Ve bu günleri ve o günleri hatırlayacağız. Bana kalırsa yetmedi. Hocanın anlatacağı çok daha fazla şeyler vardı ama İnşallah bu yayınların devamlılığıyla beraber de o pertemiyelle duyduğumuz özlemi pekiştiriyor, devam ettiriyor olacağız. Tekrardan hatırlatmak isterim. YouTube kanalında Pertemiyel TV'de bu yayınları izleyebilirsiniz tekrarlarını. Ayrıca Pertemiyel'den Instagram sayfası üzerinden de bu yayınlar paylaşılıyor. Canlı yayınlar zaten buradan yapılıyor. Gelecek hafta yine çok güzel Pertemiyel mezunlar ve Pertemiyel'den hocalarımızla bu süreç devam edecek. Tekrardan
Derneğe çok teşekkür ediyoruz. Bu şansı, fırsatı ve bu keyfi bize yaşattığı için. Burhanettin Hocam çok teşekkür ederiz. Tarık çok teşekkür ederiz. Katılan herkese çok teşekkür ederiz. İlk deneyimimizde çok çok keyif aldık. Artık devamına gelir diye düşünüyoruz. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar herkese. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.